Sayın Ercan, bu soruyu da size soracağım. Evet, gerçekten sorunuzu dinledim. İlginç bir soru ama yani hain İstanbul'u İngiliz zırhlısı ile terk ediyor. Ama terk ederken yanında hiç para almıyor ve parasızlıktan cenazesine haciz geliyor. Bu fotoğraf sizce neyi ifade ediyor? Şimdi yine izninizle parayla ilgili bir konu ama bir önceki konuşmada geçmişti. Çok kısa bir soru soracağım sadece. Buyurun efendim. 40 bin altın almış Atatürk. Hayır sadece o kadar değil. O Vahidettin'in verdiği. Ben 40 binden ibaret değil. 400 bin altın aldı. O Tercüman gazetesinde. Ama hangi Kemal İş cevap verdi? Tamam, Tercüman gazetesinde Şehzade Mahmut Şevket. Tamam. Murat Sertoğlu'na söyledi. Vezirka gösterdi. Tek tek konuşalım. Güzel, evet. Güzel. Ben de bir soru soracağım. 400 bin altın almış da. Bilinen tarihi bir gerçektir. Belgeleri de bugün elimizdedir. Erzurum'a gittikleri zaman harcayacak paraları yoktu. Mazhar Müfit Bey'in Kansu'nun paltosunu satarak 7 liraya bir sürede ondan idare etti. Edebiyat. 400 bin altın nereye saklandı acaba? Peki onu 4 milyon sterlin Hint Müslümanların parası ne oldu? Gerçeklere mantığa sen bana Hint Müslümanların yani. 4 milyon sterlinin hesabını ver. Asıl soruya. Tek tek konuşalım. İş Bankası onunla kuruldu. İş Bankası evet, cümle Pakistan'dan, Hindistan'dan gelen ya paralarla kuruldu. Evet onun şahsına gelmedi, millete geldi. O da millete sen onun verdi. Devlet kasasına girdiğini ispat edebilir misin?